Sevgili arkadaşım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım konumuz logaritma. Yeni konudayız. Bugün 31 Ekim. Saat şu an 11. 11.01 de olabilir. Ee, kamp serimizde ikinci dereceden denklemleri, karmaşık sayıları, ikinci dereceden eşitsizlikleri, daha sonrasında parabolü anlattık ve toplamda da sevgili gençler 6 tane video, 7 tane video yayınladık ve çalışma sorularını çözdük. İkinci dereceden denklem, karmaşık sayı, daha sonrasında eşitsizlik ve ile alakalı çalışma soruları çözdük. Ee, videonun daha doğrusu çalışma sorularının hemen arkasından gelen sayfada da sevgili arkadaşım ne yaptık? Ben sana bir sürü link bırakmıştım. O linklerde e, dilediğini hatta ben seni 20 olsam demiştim. Bu linklerin tamamındaki PDFlerin çıktısını alırım, bir güzel çalışırım buradaki soruları çözerim demiştim. Umarım sen de bu tavsiyelerime uymuşsundur. Çıktılarını aldıysan yavaş yavaş çözmeye başla. Cidden efsane sorular var. Şimdi logaritma konusunu işleyeceğiz. İki video yayınlanacak. Bu birinci video sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi logaritmaya şöyle genel itibariyle bakacağız. Güzel sorular çözeceğiz. Bundan önce logaritmaya başlamadan önce tabii logaritma kelimesinin Türkçe karşılığını bulana da zamanında zamanında bir para ödülü verilmiş arkadaşlar burada da gazete ilanımız var Türk Dil Kurumu'nun Genel Sekreterliğinden yayınlanan bir ilan Türkçe karşını bulanlardan en isabet etene 100 lira hediye edileceğini söylemiş bu hediye şimdiden İş Bankasına tevdi edilmiş cevaplar Nisan 6 akşamına kadar da verilmiş olmalıdır diye bir ilan sevgili gençler güzel yani düşünün ki şu an logaritma dediğimiz şey sadece bir matematik konusundan ibaret olarak görüyoruz ama zamanında böyle kullanılmaya başlandığında daha doğrusu daha eskiden de varmış ama hani o Türk Türk Dil Kurumu'nun daha böyle millileşme zamanlarında diyelim logaritma kelimesinin Türkçe karşılığını ulan demek ki hala bulunamamış ki <laughs> biz hala logaritma diyoruz buna 100 lira zamanında iyi para mıydı kötü para mıydı bilmiyorum bu ilanın tarihini de bilmiyorum ama böyle bir ilanda ilan da, mevcut arkadaşlar şimdi başlayalım başlamadan önce de işte şu ekranda gördüğünüz kanal bir matematik hocası var güzel matematik anlatıyor ee, öğrencileri de memnun sen de oraya bir abone olursan ve videoyu da beğenirsen beni de mutlu etmiş olursun açıkçası şimdi 28. sayfamızdayız logaritma konumuza başlıyoruz Deniliyor ki bir A reel sayısı var ve bu A sayısı A reel sayısı birden farklı. Ee, ve sevgili gençler şurayı düzeltelim mi sizle beraber? Çok üzgünüm. Şurayı düzeltelim. Pozitif bir reel sayı olsun A. Aynen pozitif olması daha önemli olur. Doğru bir tanım olur. Yazmıştım ama çıkmamış. Yapacak bir şey yok. Pozitif reel sayı ve A birden farklı olmak üzere. Reel sayıları pozitif reel sayılara taşıyan f fonksiyonumuz olsun ve bu f fonksiyonunda kuralı ayar a üzeri x ise bakın burada ne demiştik a sayısı pozitif ve birden farklı demiştik İşte biz bu fonksiyona özel bir isim vereceğiz üstel fonksiyon diyoruz üstel fonksiyonların grafikleri sevgili gençler eğer ki eğer ki a sayısı birden büyükse artan a sayısı sıfırla bir arası aralığındaysa azalan fonksiyonlardır diyoruz fx eşittir a üzeri x fonksiyonunun Ters fonksiyona da ters fonksiyonuna da logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Aslında logaritma fonksiyonunun işte tanımı bu. Üstel fonksiyonun tersi diyoruz. Tamam mı? Şimdi ve f'in tersinde x'i de tabi bakın fx eşittir a üzeri x ise f'in tersinde x logaritma a tabanında x diyoruz. Şimdi buradaki a'ya sevgili gençler logaritmanın tabanı diyoruz. Ve yukarıdaki e, kural hala geçerli. Yani pozitif olacak ve birden de farklı olacak. Taban sevgili gençler hem pozitif olacak ve hem de birden farklı olacak. Tabi içerideki x'e bir de göz atalım, el atalım. E, düşün gördüğümüz gibi şöyle dersek bakın. A üzeri x'in sonuçları fx'tir. Ve ben burada x'i yalnız bıraktığım takdirde yani şu x'in yalnız bırakılmış halidir burada. Ve içerideki x ise fx'in ta kendisidir. E şimdi düşünün pozitif bir sayı var elimizde ve ben bunun kuvvetlerini alıyorum. Ben pozitif sayının herhangi bir kuvvetini, hangi kuvvetini alırsam alayım. E sonuç ne çıkacak? Hocam pozitif çıkar. Doğru mu? Sıfır dahi olmaz pozitif sayının kuvveti. Her zaman pozitif çıkar. Madem her zaman pozitif çıkıyor güzel kardeşim. Ve buradaki fx de logaritmanın içindeki x ise artık. Ben diyeceğim ki bu logaritmanın içi olan x tabii ki daima sıfırdan büyük olmalı. Çünkü fx sıfırdan büyük. Peki a pozitif reel sayı ve birden farklı olmak üzere. Reel sayıları pozitif reel sayılara taşıyan f'in tersi fonksiyonu da re pozitif reel sayıları reel sayılara taşır. Yani tam tersi. Bu zaten fonksiyon dersinde de biliyoruz bunu. fx eşittir a üzeri x ancak ve ancak f'in tersinde x logaritma a tabanı x'tir diyoruz. y eşittir a üzeri x ise logaritma a tabanında y eşittir x'tir diyebiliriz sevgili gençler. Burada, burada bakın şu çok önemli. Şu son satır önemli bizim için. Dikkatli dinleyin. Her zaman şu sağlar. Tabanın x'inci kuvveti her zaman logaritmanın içini verecektir diyoruz. Böylelikle a üzeri x eşittir y'yi yine bulmuş oluruz. Y eşittir logaritma a tabanında x ifadesine x'in a tabanındaki logaritması denir. Ve şu şekilde okuyoruz. Daha önce de okumuştum zaten yukarıda. A tabanında x. Logaritma A tabanında x biçiminde okuyoruz. A burada taban. Yani sen yazım olarak dikkat etmen lazım. Özellikle logaritmada. Çünkü tabanın üstüne e, sayı gelecek. Logaritmanın içinin üstüne sayı gelecek. Ve bu sayılar üst üste bilince e, kendi yazdığını okuyamaz dereceye gelebilirsin. Dolayısıyla şuradaki A'yı sana zahmet. Şöyle G'nin alt tarafına doğru yazarsan İkisi de bunlarla aynı hizada yazarsan şu şekilde daha doğru olacaktır. Dolayısıyla şunu kaldırdım. Logaritma A tabanında x diye yazacaksın. Ay biraz aşağı be kardeşim. Tamam? Biraz aşağı yaz. Yani böyle özel derslerde falan ilk defa logaritma anlattığım çocuklarda logaritma tabanında istiyorum. Çocuk şöyle yazıyor. Logaritma a üzeri x yazıyor. Bu değil arkadaşım. A burada aşağıda olacak. Tamam? Taban o çünkü. Ee, hocam ne fark edecek ve sakın. Çok fark ediyor. İnanılmaz fark ediyor. Yani şöyle yazarsan Gidersin sen bunu şimdi 10 tabanında logaritma diye okursun. Çünkü 10 tabanında logaritma. Taban yazılmadıysa tabanı 10'dur diyeceğiz birazdan. Böyle okursun. Sonra da soru hepten patlak verir. negatif netlere düşersin logaritmada. Burada a sıfırdan büyük olacak dedik taban ve birden farklı olacak. İçerideki x ise sıfırdan farklı olmalıdır. Aksalde verilen ifade tanımsız olacaktır. Yani bizim bu fonksiyonumuzun tanımlı olabilmesi için a sıfırdan büyük 1'den farklı ve x'e sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Bakalım. En geniş tanım kümesini sormuş şimdi. En geniş tanım kümesi için ne yapmamız lazım? Şuradaki x'imizin ne olması lazım demiştik. Sıfırdan büyük olmalı ve 1'den de farklı olmalı demiştik. Bu cepte artık. Bir de içerisi. x kare artı 2 x eksi 35. Sıfırdan büyük olmalı dedik. Birliğin eşitsizlik çözeceğiz. x'e x diye ayırdım. Artı 7'ye eksi 5 diye ayırdım. Köklerimiz eksi 7 ve artı 5. Sonra mı? Sonra da şu şekilde yapacağız bak. Şunu gösterdim. Şunu gösterdim. Bildiğin eşitsizlik çözüyor da başka bir şey değil. Şunları da şöyle işlerini boş bıraktım sıfırdan büyük dediği için. Neyle başlayacağım? Tabii ki artıyla. Artı, eksi ve artı dedim. Benden sıfırdan büyük olan yerleri istemişti. Yani şurayı ve şurayı istemiş. Bir de ekstra bir şartım vardı. İkisinin sıfırdan büyük olması lazım. Sıfır nerede? Burada. Yani biz bu kökleri bu tarafta arayacağız. Demek ki bu taraf iptal. O halde sevgili gençler sıfırdan büyük, birden farklı ve beşten de büyükse artık tamamı beşten farklıdır, beşten büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla bizim en geniş tanım aralığımız x elemandır. Beşten sonsuza kadar olan kısım aralık diyebiliriz. Devam ediyorum. Sağ üst taraftaki örneğimle. En geniş tanım kümesini bul demiş ve bulalım. Taban yani 3 eksi x ne olmalı arkadaşlar? Sıfırdan büyük olmalı ve 3 eksi x birden farklı olmalı. Sonra mı? Sonra şu. Bunu bu tarafa attım. X 3'ten küçük olmalı diyoruz. Ekstradan bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam x 2'den de farklı olmalı ki birden farklı olsun 3 eksi x. Bunlar cepte. Bunları kaydettik. Dursunlar bakalım. Bir de tabii ki logaritmanın içine bakacaksınız. İçeride ise x kare eksi 5x. Eksi 6'mız var sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Köklerimiz x'e x, eksi 3'e eksi 2 dedim. 2 ve 3'ü yazdım. Daha sonrasında tablomu oluşturuyorum. Sıfırdan büyük dediği için içleri boş olacak. x karenin katsayısı pozitif olduğu için artıyla başlayacağım. Kök gördüm, eksi ve artı diyeceğim. Sonra da arkadaşım sıfırdan büyük dediği için burayı ve burayı tarayacağım. Şimdi ne demişti bize? 2'den küçük olsun demişti. Ee, şurası 2'den küçük. Bize ne diyordu? X 3'ten küçük. 3'ten küçükse bu tarafta arayacağım ben çözümümü. Yani bu taraf iptal oldu otomatikman. 3'ten küçük eyvallah. E burası da var. O zaman ben diyeceğim ki X eleman eksi sonsuzdan eksi sonsuzdan nereye kadar? 2'ye kadar olan aralık diyeceğiz. Yalnız bu aralıktan neyi çıkarmamız lazım? 2'den 2'yi çıkarmamız lazım. E hocam 2 yok zaten o zaman bir şeyi çıkarmayacaksın. Çünkü zaten 2 yoktu. Evet sevgili gençler Çözüm kümemiz burasıdır dedik. Devam ettim bir diğer sorum. Diyor ki f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten bir fonksiyon. F'in tersini bul demiş bize. Sen yukarıdaki fonksiyona baktın ne görüyorsun üstel fonksiyon. E şimdi tersi nedir logaritma fonksiyonu. Ben size fonksiyonlar dersinde de şunu anlatmıştım fonksiyonların tersini alabilmek için güzel bir yöntem anlatmıştım. O yöntemi uygulayalım hadi. Bakın ne yapıyorduk? Bilmeyenler varsa dinlesinler, öğrenirler. Basamak basamak x'e uygulanan işlemleri yazıyorsunuz. 1. Önce x'den ne yapılmış? 1 çıkmış. Yazdım. 1 çıkar. 2. Sonra ne yapılmış? 5'in üstüne yazılmış değil mi? 5'in üstüne yazılmış. Ya da 5 tabanında üst alınmış diyelim. Böyle yazarsak daha güzel olur. 5 tabanında... Üs alınmış. Pekala. Sonraki yapılan işlemde artık şurayı hallettik. 2 çıkarılmış değil mi? Üçüncü işlemimizde 2 çıkarmak. Şimdi bakın. Fonksiyonun tersini yazacağım. Şöyle. Buradan başlıyorsunuz. Terse doğru gidiyorsunuz. Ve bütün işlemlerin anti işlemini yapıyorsunuz. Anti işlem. Anti işlem ya. yani bildiğin topluyorsan çıkaracaksın. Çarpıyorsan böleceksin. bölesen, bölüyorsan çarpacaksın. Sinüsünü alıyorsan ark sinüsünü alacaksın. Tanjantını alıyorsan arc tanjantını alacaksın gibi. Her sistemlerini yapacaksın yani. Peki 2 çıkar demiş. Tersten başlıyor mu? Ya. Ne yapacağım? 2 ekleyeceğim. 5 tabanında üst almanın tersi 5 tabanında logaritma almaktır. Bunun 5 tabanında logaritmasını aldım. 1 çıkarmanın tersi 1 eklemektir. Al sana f'in tersi. Bitti soru. Bu işlemi yaptığın anda soru biter. Dolayısıyla sevgili gençler f'in tersi fonksiyonu da budur diyebiliriz. Devam. Logaritma 4 tabanında x eksi 1 artı 3 fonksiyonu tanımlı olarak birebir verten fonksiyondur. F'in tersini bul demiş. Hadi bulalım. 1. Ne yapılmış? 1 çıkarmış. 1 çıkarmış. 2. 4 tabanında log almış. 4 tabanında ne almış? Logaritma almış. Doğru mu? Ve son olarak şurayı hallettik artık. Bir de 3 eklemiş. 3 ekle dedim. Şimdi tersten devam ediyorum. Bütün işlemlerin anti işlemini uyguluyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şunu 3 ekle demiş bize. 3 çıkaracağım kardeşim. Sonra hocam 4 tabanında logaritma almak yerine 4 tabanında üssünü alacaksın. 4 üzeri x eksi 3 dedik. 1 çıkarmak yerine de hop 1 ekleyeceksin. Al sana f'in tersinde x dedik. Cevabımız da bu olacak sevgili gençler. Devam ediyorum. 29. sayfamda bayağı logaritma fonksiyonu. Bayağının kelime anlamı bu arada sıradan, basit ve adi demek. Yani böyle şey değil. Ne kadar param var? Ya bayağı var. Baban sordu akşam. Oğlum ne kadar param var? Evet. Baba bayağı var ya. Yani dedik işte matematikten ne kadar net yapıyorsun? Bayağı net yapıyorum. Yanlış kullanıyorsun. Yanlış. Bayağı demek çok demek değil. Fazla demek değil bayağı demek sıradan demek basit demek Adi demek Hatta duymuşsunuzdur bakın şöyle e, yahu Ahmet bak konuyu bayağılaştırıyorsun yapma derler yani konuyu sıradanlaştırıyorsun konuyu basite indiriyorsun, yapma bu önemli bir konu bayağılaştırma derler veya bizim işte üniversitede veya mühendislik dersleridir aslında vardır e, denir ki işte bayağı diferansiyel denklemler yani sıradan, basit diferansiyel denklemler anlamında kullanılır. Adi diferansiyel denklemler. Hatta öyle bir kitap vardı. Adi diferansiyel denklemlerdi. Adi demek de böyle şey değil hani böyle ulan ne kadar adi bir adammışsın falan derler ya o o değil işte. Tamam mı? Yani adi demek aslında o anlamda kullanılır da biz böyle adi kötü bir anlamda kullanıyoruz. Adi demek sıradan demek, basit demek. Yani adi bir adam dediğin zaman basit bir adam, sıradan bir adam anlamına gelir o kelime anlamını öğrendiysek devam edelim. Tabanı 10 olan logaritmaya biz bayağı yani sıradan logaritma fonksiyonu diyoruz ve bakın burada gösterilmiş. Logaritma 10 tabanında x yerine tabanını yazmasan da olur diyor. Tabanı yazılmayan logaritmaların o zaman biz ne olduğunu anlayacağız? Tabanının 10 olduğunu anlayacağız sevgili gençler. Şimdi Taban 10 ise logaritma fonksiyonu ifade edilirken tabana 10 yazılmaz. Yazabilirsin sıkıntı yok. Belki hocam benim kafam karışıyor ya. Diyorsan yaz kardeşim sıkıntı değil. Bir de doğal logaritma fonksiyonu var. Doğal logaritma fonksiyonunun İngilizcesi şu. Logaritm natural. Yani ne demek oluyor? Biz bunu niye yazdık? İngilizcesini niye yazdım hocam? Türküz lan biz diyorsan L ve N'yi gösterebilmek için yazdım. Çünkü biz logaritma e tabanında x'e ln x diyeceğiz bundan sonra okunuşunu tabii ki ln x demeyeceğiz, ln x diyeceğiz, hep ln x diye okuyacağız bunu. e sayısı burada Euler sabitidir. Pi sayısı gibi sevgili gençler ne kadar sabit olmasa da sabitmiş gibi kabul edeceğiz. Aynı pi sayısı gibi virgülden sonra sonsuz tane basamağa sahiptir. Ee, yaklaşık olarak 2,71'dir. Pi sayısı 3,14'tü. e sayısı 2,71 ki. Bence pi'den daha da fazla fonksiyonu olan bir e, nedir sayıdır. Daha güzel bir sayı, daha yetenekli bir sayı diyebiliriz. Pi sayısından daha mühim bir sayı da diyebiliriz aslında bakalım. Yani pi dediğimiz şey herhangi bir çev e, çemberin e, e, neyine bölümü sevgili gençler, çapına bölümünü biz pi sayısı olarak biliyoruz. E, bu kadar basit aslında tanımı bu kadar basit olan bir sayı. Ama e sayısı öyle değil. Uzun uzun keşke sınava çalışmasak da oturup e sayısının nereden bulunduğunu ne işe yaradığını işte nasıl elde edildiğini falan konuşsak ama neyse bunlar için ayrı videolar belki ilerleyen zamanlarda gelir. Hani Çok böyle hocam ben matematik okumak istiyorum matematik aşkıyla yanıp tutuşuyorum falan e, diyen arkadaşlarımız varsa e, benim gibi yazsınlar yorum kısmına oradan sevgili gençler böyle bir video serisi başlatalım mı başlatmayalım mı düşünürüz. Şimdi tabanı e sayısı olan logaritma fonksiyonuna doğal logaritma fonksiyonu diyoruz. Evler sayısıdır e sayısı ve tekrar ediyorum. Bir logaritmanın tabanı 2,71'i hiç kullanmayacağız logaritmanın içerisinde. Belki bazen hani 100 sorudan birinde 1000 sorudan birinde falan ona özel örnekler yazıldığı zaman kullanırız. Fakat e'yi hep kullanırız. Bir logaritmanın tabanı e ise de şu logaritma e'yi kaldırıyorsun. Ln x yazıyorsun. Ln x. Ay hocam bu zaten logaritma e, kavramını şöyle şeklini şemalini zaten e, zor oturttum mideme. E, sen diyor sanki e, bundan sonra bir de ln x geliyor. O zaman kardeşim sen ln x gördüğün yere kafan karışıyorsa logaritma e tabanında x yaz yoluna devam et. Soruyu öyle çöz. Hiç sıkıntı değil. Tamam? Devam. Logaritma fonksiyonunun özellikleri. bir sürü özelliği var. Bir sürüden kastım 7-8 tane önemli özelliği var ama e, uygulaması Bulmaca gibi. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela ben matematikte sorular çözüyorsam veya karşıma mat e logaritma konusundan sorular geldiyse kendimi bulmaca çözüyormuş gibi hissediyorum. Emin ol sen de konuyu öğrendikten sonra bu şekilde hissedeceksin. Çünkü diğer matematik konularıyla kıyasladığın zaman gerçekten bulmaca vari bir konu. A birden farklı ve pozitif reel sayı olmak üzere. Bak burada doğru yazmışız. Logaritma A tabanında 1, 0'dır. Neden? Çünkü ne demiştik? Bakın A üzeri 0, hop 1 olmak zorundadır. Dolayısıyla sen bir logaritmanın içini 1 gördüysen buna 0 cevabını yapıştıracaksın. Mesela logaritma 5 tabanında 1 kaçtır? 0. İşte logaritma 2000 tabanında 1 eşittir, 0'dır. Logaritma pi tabanında 1 eşittir, mutlaka 0'dır sevgili arkadaşım. Logaritma A tabanında yani tabanla içi birbirinin aynısıysa A üzeri bir A olduğundan sevgili gençler bunun cevabı 1'dir diyoruz. Yani logaritmanın tabanıyla içi aynıysa cevap 1 olur. Mesela logaritma 5 tabanında 5 1'dir. Ve logaritma 10 mesela 1'dir. Bunun tabanı da 10. Veya ln e bunun tabanı neydi? E idi. O e'yi görmüyorduk ama. ln e nedir o zaman? 1'dir. Çünkü tabanıyla içi aynı gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz, sıralayabilirsiniz. Daha sonrasında Logaritma A tabanında x ile logaritma A tabanında y'nin toplamı yani tabanları aynı olan logaritmaları toplarsanız bakın önemli olan şu tabanları aynı olacak. Tabanları aynıysa ve topluyorsa aynı tabanda içlerini çarparak yazabilirsin sen bu logaritmaları. Örnek veriyorum. Logaritma 3 tabanında 4 ile logaritma 3 tabanında 5'in toplamı nedir? E, logaritma hocam 3 tabanında 20'dir. İçlerini çarpıp buraya yazıyoruz. Sonra logaritma a tabanında x'ten logaritma a tabanında y'yi de çıkarırsan toplarken çarpıyorsak çıkarırken de tabii ki böleceğiz. Örnek veriyorum. Logaritma 2 tabanında 10 eksi logaritma 2 tabanında 5. Ne yapar? Logaritma 2 tabanında 2 yapar. 10 bölü 5'ten. bu da kaçtı zaten? 1'di gibi. Örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki. Daha sonrasında eğer tabanın değil de logaritmanın içinin yani x'in bir kuvveti varsa sen bu kuvveti alıp logaritmanın başına katsayı olarak atabiliyorsun. Yani m çarpı logaritma a tabanında x biçiminde bunu yazabiliyorsun. Tabanının eğer üssü varsa buradaki n'yi alıyorsun logaritmanın başına ters çevirip atabiliyorsun. Yani 1 bölü n çarpı logaritma a tabanında x olarak yazabiliyorsun. Buradan m kurtulmuş oluyor buradan n kurtulmuş oluyor. Üste ise direkt atıyorsun Tabanın üssü ise sevgili gençler ters çevirip atıyorsunuz. Bunu da sakın unutmayın. O halde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer ki benim elimde logaritma a üzeri n tabanında x üzeri m varsa m'yi başa attım. n'yi de ters çevirip attım. m bölü n çarpı logaritma a tabanında x biçiminde sen bunu yazabilirsin. Yani aynı anda ikisini de kurtarabiliyorsun. Devam ediyorum. Sağ üst tarafta özelliklerimle devam ediyorum. Eğer bir reel sayının logaritmik bir kuvveti varsa sen bu logaritmik kuvvetin içiyle buradaki c'yi yerlerini değiştirebiliyorsun. Ve artık b üzeri logaritma A tabanında c olarak bunu yazabiliyorsun. Örnek veriyorum. 5, 5 üzeri logaritma logaritma 2 tabanında 6. Bu neye eşittir? 6 üzeri logaritma 2 tabanında 5'e eşittir. 5 ile 6'nın yerini değiştirebiliyorsunuz. Sorularda işimize geldiği gibi. Tabi işimize gelmiyorsa sırf özelliği uygulamak adına <laughs> durup durup yer değiştirmek mantıksız olacaktır. Soruların içerisinde ihtiyacımız varsa bunu hissediyorsak bunu yapacağız arkadaşlar. Bazen soru zaten sana bas bas bağırır benim yerimi değiştir diye o tarz sorular çözeceğiz zaten. Logaritma A tabanında B. Bu arkadaşlar taban değiştirme kuralı olarak da geçer. Kaynakların içerisinde haberiniz olsun. Çünkü ee, neden bunun için ayrı bir başlık açılmıştır? Şundan kaynaklı gerçekten muhteşem bir özellik logaritma adına. E, tabana gördüğünüz üzere hiçbir şekilde müdahale edemezken artık burada tabanı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Özgür bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bu çeşit de fazla olan bir e, yöntem, bir özellik. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Mesela logaritma A tabanında B'yi istediğimiz tabanda C'yi kafadan uydurduğunuz bir sayı olabilir. Tabii ki şartlar uyacak. Sıfırdan büyük ve birden farklı olacak şekilde. Logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A. Yani bunu pay kısmının üsttekini pay kısmının içi alttakini de payda kısmının içi olarak yazabiliyorsunuz. Örnek veriyorum logaritma 2 tabanında 3 var. Sen bunu şöyle yazabilirsin. Logaritma 8 tabanında 3 bölü logaritma 8 tabanında 2. Hocam 8 nereden geldi diye sorma kafadan sallıyorsun. Sen de pi yazabilirsin 9 yazabilirsin 86 yazabilirsin 97 yazabilirsin hiç fark etmez sorunun içerisinde hangisi sana uyuyorsa bunu yapacaksın devam ve bunun da bir sonucu olarak Tabii ki logaritma A tabanında B eşittir 1 bölü logaritma B tabanında A'dır neden bunun sonucu diyorum üsttekinin sonucu çünkü şundan kaynaklı bakın logaritma A tabanında B'yi ben şöyle ikisini de B tabanında yazarsam logaritma B tabanında B bölü logaritma B tabanında A olacaktır Dikkat ettiysen şurada bir özellik görmüştük. Logaritmanın içiyle tabanı birbirine eşitse burası 1'dir demiştik. Ve böylelikle karşımıza da işte bu kural çıkıyor. Logaritma A tabanında B eşittir. 1 bölü logaritma B tabanında A'dır. Yani sen artık şunu yazabilirsin. Hocam logaritma 2 tabanında 6 şu mudur? 1 bölü logaritma 6 tabanında 2 midir? Evet aynen öyledir. Doğru anlamışsın konuyu. Ve son olarak Logaritma m tabanında n ile logaritma n tabanında k çarpılıyorsa. Yani buradaki logaritmanın tabanıyla buradaki logaritmanın içi aynıysa. Bunlar yerde değiştirebilir. Hiç sıkıntı değil. Aynıysa sanki bunlar böyle gidiyorlarmış da. Geriye de sadece m ile k kaldığı için logaritma m tabanında k yazıyormuş gibi yapabilirsin. Sıkıntı yok. Örnek veriyorum. Logaritma 8 tabanında 7 çarpı logaritma 7 tabanında 64 eşittir nedir? 7'leri götürürsün. Logaritma 8 tabanında 64 dersin ki bu da 2'dir. Neden? Çünkü 8'in karesi 64'tür. O yüzden 2'ye eşittir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örneklerimizi çözmeye başlayalım. Demiş ki logaritma 3 tabanında 3 çarpı logaritma 4 tabanında logaritma x tabanında 4 eşittir 1. Şimdi bunun sonucu 1 ise tabii ki şu kısım hatta onu fosforlu kalemle işaretleyelim. Bu logaritmanın içi şu sarı ile işaretlediğim kısım bakınız 3 üzeri 1 3 olduğu için sarı kısım 3'e eşittir. 3 çarpı logaritma 4 tabanında logaritma x tabanında 4 eşittir. Ne olmak zorundaymış? 3. Şimdi ben 3 ile neyi çarparsam acaba 3 yapar? Tamam tabii ki 1'i. Demek ki burası neymiş arkadaşlarım? 1'miş. Sarıyla işaretlediğim kısım şöylece 1'miş. Peki Hocam logaritma 4 tabanında logaritma x tabanında 4 eşittir 1 ise 4 üzeri 1 eşittir 4 olduğu için şu kısım 4 müdür? Evet. Yazalım logaritma x tabanında 4 eşittir 4 olacakmış. O halde x üzeri 4 de 4'ü veriyormuş bize diyeceğiz. x üzeri 4 eşittir 4. Pekala. x üzeri 4 eşittir 4'ü ben kök 2'nin 4. kuvveti biçiminde yazmayı başarabilirsem sınav esnasında, deneme esnasında orada, burada, şurada cevabı bulurum. Bak 4 var, 4 var. O halde sevgili gençler x'imiz kaçmış? Hop kök 2'ymiş diyebiliriz. Evet devam ediyorum. Yanlışlıkla geri al şuna bastım. Şöyle diyelim x eşittir kök 2 olmuş olur. Devam. Logaritma 3 tabanında 81. Şimdi bunları yapabilmek için şöyle düşünebilirsin. Önce bir öyle göstereyim. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 dersin buraya 81'e. Eksi logaritma 2 tabanında 16'yı da 2'nin 4. kuvveti dersin. Artı logaritma 5 tabanında 5'in karesi dersin. Sonra şuradaki 4'ü, buradaki 4'ü ve buradaki 2'yi başa sallayabilirsin. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 eksi 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 ve artı 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5 dersin. Bunların hepsini ...zırrank diye böyle başa attık. Tamam. Logaritma 3 tabanında 3 nedir? 1'dir değil mi? 2 tabanında 2... ...1'dir. 5 tabanında 5... ...1'dir. O halde 4'ten... ...4'ü çıkardın. Gitti. Geriye sadece ne kaldı? 2. Bunun cevabını böyle bulabilirsin ama... ...tabii ki ben soruları çözerken... ...böyle yapmıyorum. Sen nasıl yapıyorsun hocam? Bana onu anlat. Ee, diyorsan, ben de öyle çözeyim, çözeyim diyorsan... ...şöyle yapacağım. Diyeceksin ki... Ya 3'ün kaçıncı kuvveti 81? Evet 4. Demek ki burası 4'müş. 2'nin kaçıncı kuvveti 16? O da 4. Demek ki bu da 4'müş. Peki 5'in kaçıncı kuvveti 25? Bu da 2. Araları da işaretleri koyarsın. 4'ten 4 çıktı 0. Cevap neymiş? 2'ymiş diyebilirsin. Bu kadar basit düşünmen gerekiyor. Şimdi ahan da bu. Yani logaritma x tabanında 30. logaritma x ile logaritma 4'ün nesiymiş? Toplamı x kaçtır diye soruluyor. Şuraya yapacak bir şey yok. Logaritma x artı 30 dediğim eşittir. Bak logaritmalar toplanıyorsa bunların tabanları 10 değil mi? Evet. O zaman logaritma içlerini çarpıyorduk. 4x. E şimdi iki tarafında logaritması alınmış. O zaman bunların içleri de eşittir birbirlerine eşitse. Yani şunla hop şu birbirine eşit olacak. O zaman ne dememiz gerekiyor? x artı 30 eşittir 4x diyeceğiz. Burada 3x eşittir 30 olacak. Ve tabii ki x de kaç gelecek? 10. İşte cevabımız budur diyeceğiz sevgili güzel kardeşim. 29'u da bitirdik. Geçiyoruz. 30. sayfamıza ilk örneğimiz. Logaritma 3 tabanında 2'nin a bölü 2 olduğu söylenmiş. 3 üzeri a eksi 1 kaçtır diye soruluyor. şöyle düşünelim. 3'ün a bölü 2. kuvveti 2 yapmaz mı? Yazalım. 3 üzeri a bölü 2 eşittir 2'ymiş. Burası anlaşıldı. Logaritman tanımından yaptık. 3'ün a bölü 2. kuvveti 2'dir dedik. Peki her iki tarafın karesini alırsam şöyle yani. Karesi ve karesi. Şu 2 ile şu 2 gider mi? Gider. 3 üzeri a kaçtır? O zaman 2'nin karesinden 4'tür. Bana ne lazım? Şu. 3 üzeri a bölü 3 lazım. Doğru mudur? Çünkü 3 üzeri a'yı 3'e bölersem 3 üzeri a eksi 1'i bulmuş olurum. Madem öyle şunu biliyoruz ya biz her iki tarafı 3'e bölelim. 3 üzeri a bölü 3 lazımdı bize. O zaman bu da 4 bölü 3'ün ta kendisidir. Cevabımız da budur diyebiliriz. Devam. ln logaritma x eksi 3 sıfırsa x kaçtır? Şimdi burada ne var? E var. E'nin sıfırıncı kuvveti ne? Her sayının sıfırıncı sıfır haricindeki her sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için demek ki içerisi yani şurası 1'miş. Yazalım. Logaritma x eksi 3 Eşittir 1 ise Bunun tabanı ne 10 10 üzeri 1 10'dur ve x eksi 3 eşittir o halde x eksi 3 10 ise Tabi ki x kaçtır arkadaşım 13'tür diye Biliriz Evet kek sorular değil mi Ama mantıklı düşününce kek sorular Yani hiçbir şey bilmeyen adam Şunları verdiğin zaman ne diyor la bu der Der valla der Yeni öğrencilerim oldu yani Ne diyor la bu çok farklı şeyler geliyor matematik bilmeyen adama. Biz bir şeyler biliyoruz çok şükür. Kendimizi geliştirmemiz lazım. O yüzden de farklı sorular çözmemiz lazım. Bunlar farklı soru mu hocam? Bunlar farklı sorular değil. Ama farklı sorular da çözeceğiz. Önce konuyu bir tam oturtalım. Önümüzde uzun zaman var merak etme. Daha Ekim ayı bitmek üzere diyoruz. Bak 31 Ekim. Ekim ayının son günündeyiz. Daha bunun Kasım'ı var. Aralığı, Ocak'ı, Şubat'ı, Mart'ı, Nisan'ı, Mayıs'ı hatta Haziran'ı var. Daha bir sürü deneme çözeceğiz. Bir sürü soru çözeceğiz. Hiç merak etme yani. Önce bir konuya oturttur. Oturt kafanda. Ondan sonra soru bankasından mı çözüyorsun? Farklı yerden mi çözüyorsun? Yaprak testten mi çözüyorsun? Konuları da bir oturttuktan sonra sorularını çöz. Ondan sonra zaten sen de on numara fevkaladenin fevkinde sorular çözeceğiz. Kafana takma. Biz şimdi şu soruyu çözelim. Ne demiştik? Bas bas bağıracak demiştik değil mi? Beni yer değiştirdi. Şu 7 ile şu 5'in yerini bir değiştirelim mi seninle? 7 üzeri logaritma 6 tabanında 5'ten 7 üzeri logaritma 6 tabanında 5'i çıkar diyor. Ve ne kalır? Sıfır kalmaz mı? Sıfır kalır tabii ki. Devam. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere logaritma x artı y. 1 artı logaritma x eksiye eşitliğini sağlayan en küçük x ve y için x çarpıya nedir? Bakın bunlar 10 tabanında değil mi? Şöyle. Peki şurada ne var? Logaritma x artı y'miz ona yapacak bir şey yok. İçerisi toplam durumundaysa çok bir şey yapamazsın. Eşittir. Şu biri logaritma 10 tabanında 10. Yani logon biçiminde yazabilirim ben. Artı bir de logaritma x eksi y'miz var. Şimdi dikkat ettiysen şunla şunun yani biri bu şekilde yazdıktan sonra yan taraftakiyle tabanının aynı olmasını sağladım. Ve bu logaritmalarda toplanmış. Toplanıyorlarsa içleri çarpılacaktır. Dolayısıyla logaritma x artı y eşittir. Logaritma 10x şurası y'ydi arkadaşlar. Ben orayı nasıl 3 yazdım? Çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Allah'tan erkenden uyandım. Erkenden uyandım ki gördük orayı. Logaritma 10 ile şunu çarpınca 10x 8, 10y yapmaz mı? Yapar. Peki iki tarafına logaritma salındıysa demek ki içleri eşit. ve Eşitse demek ki içleri de eşit olacak. O halde yazıyorum x artı y eşittir 10x Eksi 10y yazdım. Bunu bu tarafa atarsam 11y. Bunu da bu tarafa atarsam 9x gelecektir. Şimdi bunlar pozitif tam sayılardı. En küçük x ve y sorulmuş. Dolayısıyla ben direkt x'i 11, y'yi de 9 seçmekte özgürüm. x çarpı y sorulmuş. 9 kere 11 sorulmuş ya da 11 kere 9 cevabımız ne olacak? 99 olacak sevgili gençler. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla. 27 tabanında x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 bu m'ye eşitmiş. x'in m türünden eşitini bul demiş. Hadi düşünelim bakalım. x'i yalnız bırakacağız yani. Şöyle diyebilir miyim? 27'nin hop m'ninci kuvveti buradaki turkuaz kısma eşittir. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 de bildiğiniz üzere x artı 1'in küpüdür. Yani şöyle diyebilir miyim? 27 üzeri m eşittir x artı 1'in küpünü verir bana diyebilirim. 27 nedir? 3'ün küpüdür değil mi? 3'ün küpünün hop m'ninci kuvveti eşittir. x artı 1'in tabii ki küpüdür. Daha sonrasında şunu şöyle yazabiliriz. Bak 3 üzeri m üzeri 3 yazabilirim. Yani bunları yerlerini değiştirebilirim. Eşittir x artı 1'in küpü dedim. Sonra her iki tarafın küp kökünü alırsanız bu gider. Bu gider. 3 üzeri m eşittir x artı 1 kalır yazıyorum onu. 3 üzeri m eşittir x artı 1. Bana demişti ki x'in m türünden yani x'i yalnız bırak demişti. Artık x'i yalnız bırakmak kolay. Buradaki artı 1'i karşı tarafa sallarsın ve böylelikle x eşittir. 3 üzeri m eksi 1 gelir dersin. Cevabımız da işte bu olur sevgili gençler. Devam. Logaritma x artı y'nin 3 çarpı <laughs> log x artı log y'ye eşit olduğuna göre y'nin x türünden eşitini bul demiş. Sol tarafa yapacak bir şey yok. Logaritmanın işleri toplanmış çünkü. Logaritma x artı y dedim. Eşittir. Şu 3'ü alıp x'in kafasına gönderebilirim. Nasıl ki o 3'ü aşağı indirebiliyorsam aşağıdakini de yukarı çıkarabilirim. Bunda bir sıkıntım yok. Daha sonrasında logaritma x küp oldu artık burası ve toplanıyorsa logaritmanın işleri çarpılır diyeceğim. Logaritma x küp çarpı y. da böyle. Her iki tarafın logaritması alınmış ve birbirine eşit. O halde Bunların içleri birbirine eşittir deriz. Böylelikle artık şunu yazabilirim. x artı y eşittir x küp çarpı y. Y'nin x türünden eşit sorulmuştu. Şu y'yi şu tarafa fırlatırım. x eşittir x küp çarpı y eksi y gelir. Daha sonrasında x eşittir y parantezinde x küp eksi 1 yazarım. y'yi yalnız bırakacaktık. Bakın buradaki x küp eksi 1 ne durumunda? Çarpım durumunda değil mi? O zaman karşıya nasıl geçecektir bölüm olarak? x bölü x küp eksi 1 eşittir y derim. Ve bana da demişti ki y'nin x türünden eşitini bul demişti. Bakın y'nin x türünden eşitini bulmuş oldum. Cevabımız budur diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum. Klişeleşmiş bir soru. Log 7 faktöriyel x ise log 6 faktöriyelin x türünden eşit sorulmuş. Bakın ben logaritma 6 faktöriyel ile logaritma 7'yi eğer toplarsam benim elimde logaritma 7 faktöriyel oluşur. Niye? Çünkü tabanları 10 ve toplanıyorsa işler çarpılıyordu. Takdiriniz ki 6 ile 7'nin çarpımı 7 faktöriyel yapar. Yani burası yapar. O halde sevgili gençler yaptığımız işlem doğru. Logaritma 6 faktöriyel sayısının yani şunun şunun x türünden eşit sorulmuştu. Şurası neydi arkadaşlarım? x değil miydi? Bu da log 7 zaten. Peki logaritma 6 faktöriyel artı logaritma 7 eşittir. X ise bunu karşıya atarsın. Ve logaritma 6 faktöriyel ne olmuş olur? X eksi log 7 olmuş olur diyebiliriz. Cevabımız budur dedik sevgili gençler. Peki devam bir diğer örnek. E üzeri ln 3. Şimdi sayının kuvveti varsa yüksek ihtimal, kuvvetli ihtimal tabanla yani şuradaki tabanla buradaki logaritmanın için yerini değiştir diyordur. Değiştirelim. 3 üzeri ln e artı şuradaki 5 ile buradaki 10'u yer değiştir. 5 üzeri log 10 eksi buradaki 9 ile buradaki 2'nin yerini değiştir. 2 üzeri logaritma 3 tabanında 9 eder. Şimdi ln e bunun tabanı neydi? E. E tabanında E 1'dir. Logon tabanı 10'du. Bu da 1. Logaritma 3 tabanında 9 ne, ne diyorduk hemen? 3'ün kaçıncı kuvveti 9? 2. Demek ki burası da 2'ymiş. 3 üzeri 1 oldu burası. Artı 5 üzeri 1. Eksi 2'nin karesi. Yani 4. 3 ile 5'i topladım 8. 4 çıkardım. Cevap kaç olur? 4 olur diyebiliriz. 31. sayfamıza geçiyoruz sevgili gençler. Bir diğer örneğimiz var. x üzeri ln x eşittir e kare bölü x. x değerlerinin çarpımını bul demişti. Şurada ne demiştim? Bir sayının e, logaritmik kuvveti varsa kuvvetli ihtimal buradaki sayıyla buradaki sayıyı yer değiştirebilirsin. Buraya bakalım. Yine buna benzer bir ifade var ama şuradaki x ile buradaki x'in yerini değiştirmek çok akıl kârı değil. İstiyorsan değiştir. Hiçbir şey elde edemezsin. O yüzden bu şekilde x üzeri elen x'ler varsa hemen şunu yapıyorsun. Hocam her iki tarafın elenini alalım. E tabanında logaritmasını alalım. Yani ne demeye çalışıyoruz? Şunu. Bu tarafın el elini alacaksın. Bu tarafın da el elini alacaksın. Elen x üzeri elen x. Eşittir. Elen parantez içerisinde e kare bölü x dedim. Bunu yapacağız. Peki devam. Ne işimize yarar? Bakın logaritmanın içinin bir kuvveti var burada elen x. Onu başa sallayabiliyorum. Elen x çarpı elen x. Eşittir. İçerisi bölündüyse o halde bunlar öncesinde çıkarılmıştır derim. Elen e kare bölü elen x derim ben buraya da. E kareyi x'e bölmüş çünkü. Elen e kare de 2'yi başa atarsanız şu şekilde. ln e kaçtı? E 1'di. Demek ki burası da 2'ymiş. Artık şunları biliyoruz. Elen x çarpı elen x eşittir. 2 eksi elen x. Güzel. Bu cepte. Artık şunu yapabilirim. Elen x'in karesi. Bunu bu tarafa attım. Artı elen x bunu da bu tarafa attım. Eksi 2 eşittir 0. Bu ikinci dereceden denklem gibi düşünülebilir aslına bakarsanız. O halde ben gelin ln x'e burada a diyeyim. Böylelikle burası ne olur? a'nın karesi. Artı burası ne olur? a olur. Eksi bir de ikimiz var eşittir 0. Sonra a ya a ve burayı da artı 2 eksi 1 diye açarsınız. Bakın bildiğimiz ikinci dereceden denklem. O halde a sayısı ya eksi 2'dir ya da artı 1'dir dersiniz. Peki ben A diye neye demiştim? Ln x'e. O halde ln x eşittir eksi 2'dir ya da ln x eşittir 1'dir deriz. Bunların tabanı neydi? Hocam E sayısı değil miydi? E üzeri eksi 2 x'tir ya da E üzeri 1 x'tir. E üzeri eksi 2 dediğimiz şey x eşittir 1 bölü e karedir. E üzeri 1 de e'dir. Dolayısıyla ikinci x'imiz de e'dir. Şimdi bu demiş ki x değerlerinin çarpımı. E bir bu bulduk. Bir de bunu bulduk. İkisini çarparsanız 1 bölü e kare ile e'yi çarptığınız takdirde 1 bölü e çıkacaktır karşınıza. Bu da bizim cevabımız olacaktır deriz sevgili gençler. Devam bir diğer örnekle. Logaritma 9 tabanında 27. Şimdi önce şunu bir kotaralım oradan. Logaritma 9 3'ün karesidir. 27 3'ün küpüdür. 3'ü başa 3 diye attın. Buradaki 2'yi başa bölü 2 diye attın. Logaritma ne kaldı? 3 tabanında 3 kaldı. E logaritma 3 üç tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyorsun sen. Demek ki buradaki logaritma 9 tabanında 27, 3 bölü 2'nin ta kendisiymiş. Şimdi soruyu bir daha yazıyorum. 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 bölü 2. Güzel. Şimdi 1 bölü 3 bölü 2 demek ne demek? Hocam ters çevirip çarparsak 2 e, bölü 3'ün ta kendisidir. O halde 2 bölü 3 yazdım. Peki 1 eksi 2 bölü 3 kaçtır? Hocam 1 bölü 3'tür. O zaman burayı da sildim. 1 bölü 3 yazdım. Peki 1'i 1 bir bölü 3'e böle, bölersen ters çevirdiğin takdirde ne gelir? 3. O zaman burayı da 3 yazdım. 1 bölü 1 artı 3. Bir zahmet o da 1 bölü 4 olsun. Demek ki bu kısım hop, 1 bölü 4'e eşitmiş diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım. Güzel. Devam edelim bir diğer soruyla. Logaritma 3 tabanında 8A ise logaritma 24 tabanında 9 sayısının A türünden eşitini bul demiş bize. Şimdi logaritma 3 tabanında 8'i 3 tabanında 2'nin küpü diye yazarım eşittir A. Sonra bu 3'ü başa atarım. 3 tane logaritma 3 tabanında 2 eşittir A. Sonra her iki tarafı 3'e bölerim. Logaritma 3 tabanında 2'nin de a bölü 3 olması gerektiğini görürüm. Bu cepte kalsın birazdan çok işe yarayacak. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin. 2 sayısından ve 3 sayısından 9 ve 24'ler elde etmem lazım. Neden 9 ve 24? Buradaki 9 ve 24. Şimdi bakınız. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 3. Daha sonrasında bir de logaritma 2 tabanında değil 3 tabanında 2 artı Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 dedim. Bir de şöyle böldüm bunları. Ne işe yarayacak? Bakın şimdi. Şurası ne yapar? Logaritma 3 tabanında 9 yapar hocam. Güzel. Burası ne yapar? Logaritma 3 tabanında 24 yapar hocam. Şimdi peki bu tabanları değiştirilmiş bir logaritma fonksiyonu gibi duruyor sanki. 3 yazılmış. Öncesinde neymiş o zaman? Logaritma 24 tabanında 9'muş. Yani bize sorulan şeymiş. Peki bu bizim ne işimize yaradı? Şu kaçtı? 1. Burası kaçtı? O da 1. 1 artı 1, 2 yapar. Bölü. Şurası neydi? A bölü 3. A bölü 3, A bölü 3 toplarsan A gelir. Logaritma 3 tabanında 3 işte 1'di. Demek ki bizden istenen şey 2 bölü A artı 1'miş sevgili gençler. Ve cevabımız da budur diyebiliriz. Hemen arkasından taze taze bir tane daha. Logaritma 2 tabanında 5'in m olduğu bilgisi verilmiş. Peki logaritma 5 tabanında 10 nedir diye soruluyor. Öncelikle ben logaritma 2 tabanında 5'in m olduğunu biliyor isem logaritma 5 tabanında 2'nin 1 bölü m olması gerektiğini bileceğim. Adım soyadım gibi bileceğim. Bakın yerleri değişince bu da tepe taklak oluyor. Tamam mı? Hangi şeyden kaynaklı? Hani demiştik ya logaritma A tabanında B 1 bölü logaritma B tabanı da A'ya eşittir diye sırf o kuraldan kaynaklı. Peki logaritma 5 tabanında 10'unu nereden bulacağım? Şöyle diyeceğim. Logaritma 5 tabanında 2 ile logaritma 5 tabanında 5'in toplamıdır bu. Şurası neydi? Hocam 1 bölü M artı burası neydi? 1 e bu ikisini toplarsan da 1 kere B. M, M yapar. M artı 1 bölü M benim cevabım olur diyebilirim. Cevabımız buymuş sevgili gençler. Devam ediyorum. Sağ üst tarafla bir diğer örnek. 3 tabanında 5 ile 3 tabanında 7'yi toplarsanız eğer logaritma 3 tabanında 35 yapacaktır. Burası logaritma 5 tabanında 30 kere 27. O da 810 gelir. Burası da logaritma 7 tabanında 5 kere 20 100 yapacaktır. Pekala. Şimdi devam. 3 tabanında 35. ABC'yi sıralayacağım ya. Bak şimdi. Logaritma 3 tabanında 27 küçüktür. Logaritma 3 tabanında 35 bu da küçüktür. Logaritma 3 tabanında 81 diyebilirim. Logaritma 5 tabanında 625 küçüktür. Logaritma 5 tabanında 810 bu da küçüktür. Logaritma 5 tabanında 625 ile 5'i çarparsanız ne gelir? 3125 gelir. Sonra logaritma 7 tabanında 49 küçüktür. Logaritma 7 tabanında 100 bu da küçüktür. Logaritma 7 tabanında 350, 340 3'tür diyebiliriz. Güzel. Şimdi bunları niye yazdım? Şundan kaynaklı yazdım. Ee, arkadaşlarım Gördüğünüz üzere 35, 27, 81 bunlar sıralı. 625, 810 ve 3125. 49 küçüktür 100, küçüktür 343 bunları biliyoruz. Peki neden bu sayılar? Şundan kaynaklı bu sayıları seçtim. Logaritma 3 tabanı da 27, 3'tür. Ve logaritma 3 tabanı da 81, 4'tür. 3'ün tam kuvvetlerini seçtim. Demek ki artık benim buradaki A sayıp, bakın şurası A'ydı. A sayısı 3 ile 4 arasındadır diyebilirim. Devam. 625 5'in 4. kuvvetidir ve burası da 4'tür o halde. 3125 de 5'in 5. kuvveti olduğu için burası 5'tir. Demek ki şurası da B olduğuna göre B sayısı 4 ile 5 aralığında bir sayıdır. Logaritma 7 tabanında 49 2'dir. Çünkü 49 7'nin 2. kuvvetidir. 343 de 7'nin 3. kuvveti olduğu için burası da 3'tür. E bu da C idi. Demek ki C de 2 ile 3 arasında bir sayıymış. Tabii ki artık şunu söyleyebiliriz. 2 ile 3 arasında olan bir sayı 3 ile 4 arasında olan bir sayıdan bu da 4 ile 5 arasında olan bir sayıdan daha küçüktür. Yani C küçüktür. A küçüktür. B diyebiliriz. Biz sıralamamıza sevgili gençler. Güzel. Valla ağzım yoruldu. Biraz da ağzım kurudu. Molayı nerede versek acaba? Not almıştım ama kağıdın üzerinde kaldı not. Artık şurada verelim molayı ya. Şunları da çözelim. 3 tane suyunu çözelim. Logaritmalı denklemlerde molayı verelim. Diğer videoya geçelim olur mu? Şöyle baktığımız zaman da zaten 3 sayfamız kalıyor geriye. Güzel. Bence gayet mantıklı. Evet. Zaten orayı işaretlemiştim büyük ihtimalle. Logaritma x'ye tabanında y 1 bölü 5. Nereye gittik? Dur dur sakin. Sakin. Baya Bazen böyle şeyler oluyor. Şaşırıyorum nereye gittiğimi. Logaritma x'ye tabanında y 1 bölü 5 olduğuna göre x tabanında x y ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Ne yapacağız? Şöyle diyelim mi? Ben burada logaritma XY x y tabanında x'i kullanmak istiyorum. İzninizle. Sorudan izin alaraktan. Ama bana bunu sorduğunu unutmayalım lütfen. Sonra diyelim ki ya ben bu logaritma x y tabanında y'ye logaritma x y tabanında x'i ekleyince logaritma x y tabanında eklediğimiz için içleri çarpılır x y gelir. Ve dikkat ettiyseniz aha da burası komple 1'dir. Bu logaritma x, x y tabanında y kaçtı? 1 bölü 5'ti. Ben bunun üzerine logaritma x y tabanında x'i ekleyince sonuçta 1 oluyormuş. O halde şu logaritma x y tabanında x'in değeri nedir arkadaşlarım? 1 bölü 5'e ne eklersem 1 olur. Hocam tabii ki 4 bölü 5. Yani sevgili gençler bu 4 bölü 5'miş. Şimdi ama bana bu lazım değil. Yani logaritma x'ye tabanında x lazım değil. Ne lazım? Bunun tersi x tabanında x'ye lazım. E hocam artık bu 4 bölü 5 ise senin de cevabın nedir? Tabii ki 5 bölü 4'tür diyebiliriz. Devam ettim bir diğer örnekte. Bu da klişeleşmiş bir sorudur. Tüm soru bankalarında bulursunuz. Bütün soru bankalarında, bütün yayınlarda artık klişeleşmiş bir sorudur. Ne diyeceğiz? ABC 3 basamaklı bir sayı değil. Sorunun içerisinde vermesi lazımdı. Üç basamaklı bir sayı olmuş olsaydı. A çarpı B çarpı C'den bahsediyoruz. Bakın ben şuradaki ifadenin tamamını, tümünü, burayı ve burayı tepe taklak yapabilirim ama tabii ki belirli kurallar dahilinde. Logaritma ABC tabanında A artı logaritma ABC tabanında B artı logaritma ABC tabanında C sorulmuş bize aslına bakarsanız. Hepsini ters çevirdiğimizde zaman tabanıyla 2 yer değiştirmiş olacaktır. Toplanıyorsa içleri çarpılacağı için bu artık şuna eşittir. Logaritma ABC tabanında ABC'dir. Ve tabii ki bu da tabanıyla içi eşit olduğu için 1'e eşittir deriz. Geçtim 32. sayfama ve bu videonun son sorusuna. Logaritma 2 x, logaritma 3 y ve logaritma 5 z olduğuna göre bunların hepsi 10 tabanında. Logaritma 360 sayısının değerini x, y, z cinsinden ifade et demiş. 360'ı elde edeceğiz. 360'ı şöyle sal çarpanlarına bir ayıralım hadi sizle. Çok zevkli. 2'ye böldüm. 180. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 45 3'e böldüm 15 Tekrar 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 Ayırdık Şimdi bak şöyle yazalım düzenli düzenli 360 neye eşitmiş 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'e eşitmiş O halde ben diyorum ki Logaritma 360 da madem öyle Logaritma 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in ta kendisidir Her iki tarafın logaritmasını aldım Hatta bu da Logaritma 2'nin küpü artı logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5'in ta kendisidir. Doğru mu? İçleri çarpıldıysa dışarıda toplanmıştır bunlar. E madem öyle gel şu 3 ile şu 2'yi de kafaya atalım. 3 çarpı logaritma 2 artı 2 çarpı logaritma 3 ve artı logaritma 5 olmaz mı? E olur. Sana bir şey diyeyim mi? Ben şunun soruda bana x olarak verildiğini, şunun soruda bana y olarak ve bunun da z olarak verildiğini biliyorum artık. O halde eşittir dedim. Burası da logaritma 360'tı farkındaysan. Eşittir. 3 çarpı x artı 2 çarpı y artı bir tane de z diyebiliriz sevgili gençler. Biz sorumuzun cevabına x, y, z cinsinden biz logaritma 360'ı böylelikle ifade edebiliriz. Evet. Vallahi iyi oldu. Yaklaşık olarak 52 dakikadır da videodayız. Ee, güzel. Logaritmalı denklemlere geçeceğiz. Artık sen konuyu, e, bu konudan bahsetmiyorum. E, olayı anlamışsındır. Yani konu sıralaması bile artık kafanda netleşmeye başlaması lazım. İşte niye? Trigonometri işliyorsun. Önce trigonometrinin ne olduğundan bahsediyoruz. Sonra özelliklerini veriyoruz. Sonra özelliklerini örneklerle uygulattıktan sonra konunun sonunda ekstra bir konu daha geliyor. Ne? Trigonometrik denklemler. E, logaritma işliyorsun, özelliklerini veriyorsun, örneklerini çözüyorsun, sonra ekstra bir konu daha geliyor. Logaritmalı denklemler, i̇şte şunlu denklemler, bunlu denklemler, mutlak değerli denklemler, üstü denklemler, köklü denklemler. E, tabii ki bunlar konunun sonuna ekleniyor. Doğal olarak matematikçiler bir şey bulduktan sonra da bir denklem çözme ihtiyacı hissediyor. E, bunları, denklemleri çünkü artık hani nasıl diyeyim uygulamalı bir matematik oluşabilmesi lazım. Yani bunlar sadece soyut şeyler değil. Denklemler niye var? Bunlardan kaynaklılar. Hani matematiği yaptık, anlattık. Ee soyut bunlar. Hiçbir İş işe yaramıyorsa niye bulduk biz bunları? Bir işe yaraması için denklemini çözmek gerekiyor zaten. Yukarıda yaptıklarımızın hepsi de logaritmanın sadece ama sadece alıştırmaları diyebiliriz. ancak bir denklem kurulabildiği zaman o bulunan şey değerlidir bizim için. Dolayısıyla sevgili gençler artık logaritmanı denklemlerdeyiz. Onları çözeceğiz. Bu denklemler nasıl çözülecek? Bunları anlatacağız. İkinci videomuzda o videoda görüşürüz. Yüksek ihtimalle sen bu videoyu bitirirken ikinci video çoktan yayınlanmış olur. Ee, bir 10-15 dakika mola verdikten sonra tekrardan pdf dosyanın önünü açıp kağıdını, kalemini alıp silgini alıp, renkli kalemlerini alıp benimle beraber not tutmaya başlayabilirsin. İkinci videoda o halde orada görüşürüz. Seni seviyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar.